Sayın hocam, Hazreti Hızır Bediüzzaman Said Nursi ile Hazreti Mehdi ile ve diğerleriyle hangi ciltte görüşür? Yani Hazreti Hızır'ın fiziksel özellikleri nasıldır? Azerbaycan'dan Rahil Nuray. Şimdi işin doğrusu ben bu konuları çok kapalı geçiyorum. Yani kardeşlerim benden bu konuda çok net bilgi alamazlar. Yani çok sarih bilgi vermem. Ama kapalı bilgi veriyorum. Mesela cinler hakkında da ben kapalı bilgi veriyorum. Hatta dedim geçenlerde benim hiç alakam yok. Bağlantım da yok. Çünkü öyle deyince biraz daha değişik bir çizgi meydana geliyor. Onun için ben sadece uzaktan izliyorum dedim. Hakikaten de öyle izliyorum yani. Var hakikaten cinlerle bağlantı kuran arkadaşlarım var. Fakat Hızır hakkında Hızır istediği her dili konuşur. Bir kere söyleyeyim. Yani Hızır'ın öyle bir sorunu yoktur. Eğer Hızır'ı anlamak istiyorlarsa biraz Bediüzzaman'a da bakabilirler. Bediüzzaman'ı andırır. Yani onun talebelerindendir Bediüzzaman. Hızır'ın talebelerindendir. Tarikatlerde insanlar sülükünü tamamlarken makamlar vardı. Makamı Mehdiyet, makamı Hızır, makamı Gavsiyet. O makamlara geldiklerinde o makamın özelliklerini gösterirler. Ve bazen de o makamda dururlar, kalırlar. Böyle kişilere de bazen Hızır özellikleri tezahür eder. Ama Hazreti Hızır mesela bir terör örgütün içine de girebilir. Ve onları kullanır. Onun içine girer. Onun içinde bir şeyler yapar. Bir Müslüman grubun içine girer, onlar içinde de fark eder. Kimsenin farkına varmaz, haberi olmaz. Devletin içine girer, devletin içinde görev yapar Hızır. Mesela Hazreti Musa'nın döneminde sarayın içinden koşarak bir kişi geldiriyor Hazreti Musa'ya. Musa diyor bakın, ileri gelenler diyor, devletin ileri gelenleri seni öldürmek üzere karar aldılar diyor. Bu ne demektir? Derin devletin içinde bu adam. Yani Firavun'un derin devletine mensup olduğu anlaşılıyor. Ve bunun içinde bir varlık oldu ve dindar. Hemen kaç kurtuldu diyor. Ve bu adam bir daha göremez Hazreti Musa. Görmüyor bir daha. Bir kere haber verir. Kaç kurtuluyor ve kaçıyor. Geldiğinde bir daha göremez. Hızır bu tip toplantılar içine de girer. Kimse de bunun farkına varmaz. Mesela bakın iddia eden Ergenekon örgütü hep bir numaradan bahsederler. Bir numarayı bir türlü bulamıyorlar. Kayboldu bir numara. Gazetede yazmıyorsunuz. Bir numara, bir numara. Yok bir numara. Bulamazlar da inşallah. Hızır'ın kullanmayacağı insan yoktur. Kullanmayacağı olay yoktur. Birçok şeyin içine girer, birçok olayın içerisine girer. Yani insana da benziyor ama yani insan aslında ama çok Allah harika yaratmış. Mesela Ashab-ı Kehf de çok şaşırtıcıdır Ashab-ı Kehf'in konumu. Yani mesela 300 küsür sene yahut daha da fazla yahut daha az donmuş olarak uyku halinde yaşayan insanlar var. Yaşıyor. Ama bakın hep mağarada olur bu tip olaylar. Vahiy mağarada gelir. Bu uyuma hep mağarada olur. Hep böyle Hızır'ın ekibinin özellikleridir mağara. Yani mağara hep Hızır'ın kullandığı yeraltı mağaralar onun kullandığı yerdir. Mesela yine Kur'an'da uzun süre ölü kalıp dirilen bir insandan bahseder. Yani sonradan canlanan bir insandan bahseder. Bunların hepsinde bir harika bağlantı vardır. Yani birbirine hep bağlantılı olaylardır. Birbirine kopuk olaylar değil. Ama hocam şimdi bana açıkça anlat derlerse. Mesela ben diyorum ki Hazreti İsa Aleyhisselam geldi diyorum. Ben bu kadar derim. Yani başka bir şey söylemem. Ama Mehdi konusunda daha detaylı bilgi verebilirim. Çünkü bununla ilgili çok fazla hadis var, alametleri var. Yerini biliyorum, yurdunu biliyorum. Yani birçok şeyini biliyorum. Yani bu konuda net doğru söylüyorum. Bir de dikkat ederse ben 3 tane, 5 tane delil vermedim. 150'nin üzerinde delil verdim. Peygamberimizin hadislerinden. Ve bilimsel olarak ispatladım. Yani fotoğraflarla, belgelerle ispatladım. Buna rağmen insanların bir kısmının üstüne ölü toprağa serpilmiş gibi dikkat etsin. Bu da bir mucizedir. Özel yaratılıyor. Yani bak ben bundan şikayetçi değilim. Yani sadece durumu anlatmak için söylüyorum.